demektir. Ne? İffet. İffet namus demek. İffet. Bilmiyorum ki dizilerde falan duymuştum. Namus. Namus demektir. Anlamını bilmiyorum. Arkadaş onu bana sorma ya. Bilmiyorum. İffet. İffet kelimesi güzel bir kelime. Namus demek. Utanmak anlamına gelir. Haya, utanma. İnsanın yasak, dinen yasak olan veya sakıncalı olan durumlardan kendini koruması anlamına gelir. Vallahi hiç bilmiyorum. İffet kişinin toplumda yapması gereken davranışların bilincinde olması, işte yapması gereken, örneğin bazı ahlaki hareketler vardır, onu yapmaması gerekiyordur. Bana göre iffet budur. Edep. İffet bilmiyorum ne demek olduğunu. Namus demek sanırım. Vallahi hiçbir şey gelmiyor aklıma şu an. İffet namus demek. Günümüzde peki nasıl değerlendiriyorsun bu kavram? Yerinde bulunuyor mu? Ya müsait kelimesi kadınlarda hani boş musun demekse hani ne ardan ne namustan ne de iffetten söz edilemez diye hissediyorum. İffet güzel bir şey. İffetli, şöhretli, soydan gelme, namus kavramında, kişilik kavramında bizim için önemli yani. İffet, namus gibi anlamlara gelir. Sizce? Onur. Onur. Onur demek. Toplumsal yargı. İffet, namus gibi bir şey olsa gerek mi? Namus. İffet, hasiyetsiz bir insan mıdır? İyi. Biz size soruyoruz efendim, ne derseniz? Şerefsiz, hasiyetsiz bir insan, iffetsiz. Peki o doğru. Tersi ne demek yani? İffetli ne demek? İffetsiz insan dediğiniz şekilde. Peki iffetli insan ne demek ya? Kime biz iffetli insan deriz? Dürüst. Mi? Evet. Efendi, iffetli bir insan. Hiçbir şey ifade etmiyor yani iffet. Şimdi bana sorarsan iffet demek, namus demek değil mi? Namus demekse bu her insan için geçerlidir. Bir. Erkek kadın fark etmez. Fark etmez. Şimdi namuslu erkek sadece... nasıl diyeyim, sadece eve tapar, eşini sever. Namussuz eşinden erkek de bakmaz. Namussuz demektir ama şimdi bayan içinde şöyle bir şey. İffet demek çok namussuz demek, böyle dürüst bir insan demek. Ama iffetsizsin demek daha bir değişik bir şey. Yani bence bu her şey için geçerli. Sevme fark etmez. Arz, namus vesaire o tipte bir şey herhalde. Çok güzel, çok bildiğim bir şey ama ifade etmeye şu an çalışıyorum. İffet kadına yakışır değil mi? Bir kadının hani namusunu hani yerler altına alıp ve bunu sergileyerek göstermesidir yani herhalde. Peki iffet kelimesi erkekler açısından kullanılabilir mi? Bir erkek iffetsiz olur mu? Ya bir erkek içsel olarak iffetsiz olabilir. Hani ruhu iffetsiz olabilir. Erkeğe namussuz yani, diyebilir miyiz? Tabii canım, niye diyemeyelim? İffet namus kelimesi şeklinde. Ya namusa nasıl baktığımıza bağlı. Hani kendi toplumumuz açısından bakarsak hani bayanların açık seçik hani giyinmesi çoğu insan tarafından hani iffet olarak görünüyor ama hani bu tabii özgürlük hani açısından baktığımız zaman gayet normal karşılanabilir bir şey. İnsan gururunu, onurunu yitirdi. İffet namus demektir. Para ve çıkar savaşları her şeyin önüne geçince namus maalesef kayboldu. Karakter, namus, seviye bu demektir. İffet kadınlar için yani kültürümüzde olan bir kelimedir. İşte kadınların sahip çıkmasını düşündüğümüz işte erkeklerin ilgi odağı olan. Ya tam manasıyla bunu açıklarsam biraz. Peki iffet kelimesi kadınlar açısından kullanılıyor mu? Erkeklere de kullanılabiliyor mu? Mesela bir erkeğe iffetsizsin diyebilir miyiz? Ya aslında diyebiliriz baktığınızda ama Türkiye'de çok kullanılmıyor bu. Hani ya, duymadım, şahit olmadım yani hiç. Bir kadına daha çok kullanıldı işte sen iffetsizsin diye daha çok kullanılır. İffet kelimesi yani insanın doğruluğunu anlatan bir cümledir yani. İffet, utanma, arlanma, edep, haya bu anlama gelir. Yunus Emre'nin de güzel bir deyişi vardır. Vardım ilim meclisine kıldım talep. Dediler ilim geride ille edep, ille edep. Bence iffet bu. Utanma, arlanma, edep, haya, duyguların tertemiz dışa vurulması, hilesiz, hurdasız, saygı, sevgi ne derseniz deyin artık.